çözelim. Formülümüz neydi? Aslında gayet basit bir formülümüz var görünüşte. Ancak şu delta dediğimiz terimin e, tam olarak neye karşılık geldiği biraz kafa karıştırabiliyordu. Hatırlayacak olursanız önceki videodan o kısımları sildim. Çünkü yeni yer açmam gerekti. Delta dediğim şey bir eksi deyip başlıyoruz. O eksi dedikten sonra her bir loop gain'in toplamı yani her bir tek tek loop gain'lerin toplamı. Ondan sonra artı deyip her bir birbirine dokunmayan ikili loop gainlerin çarpımlarının toplamı. Sonra eksi diyorsunuz. Her bir üçlü birbirine dokunmayan üçlü loop gainlerin çarpımlarının toplamı diye diye devam ediyordu. Delta I dediğim şey ise aslında sizin i'inci ileri kazancınıza eee değen bütün terimleri delta'dan çıkartmış versiyonuna karşılık geliyordu. Tamam şimdi bu soruda zaten gayet net bir şekilde daha iyi anlayacaksınız. Her şeyden önce benim size önerim aslında ister pi yani değerini yani her bir ileri kazancı ve sonra delta'yı bulmak ya da önce delta'yı bulup sonra pi'yi bulabilirsiniz. Tamam ama ilk önce yani şu delta i'den önce delta'yı bulmanız lazım ve pi'yi bulmanız lazım. Yani kaç tane ileri yol var? Şimdi başlayalım. P1 deyip başlıyorum. P1 neymiş? birinci bizim ileri yolumuz. Nereden başlıyorum? Girişten başladım. İleri doğru gidiyorum. Bir gittim, böyle gittim. Başka gidiş yolu ne var? Şöyle gidebilirim. öyle gitmek zorundayım. Böyle gitmek zorundayım. Başka bir alternatif yok. Geri gitmeyeceğim. Bir de böyle gitmek zorundayım. Dikkat edecek olursanız başka bir ileri yön yok. Tek bir yönümüz var. O da böyle dümdüz gitmek zorundayız. Geriye gitmeden ileri gitmemiz lazım. Eğer farklı bir ileri doğru bir pet olsaydı iki farklı yolumuz olacaktı. Şu an bir tane var. Tamam. Mı? O da aslında G1, G2, G3, S'leri düşürerek yazıyorum yine. G4, G5 dedik. Tamam. Şimdi delta'yı bulalım. Delta'yı şurada bulacağım. Delta dediğim değer, bir eksi her bir loop gain, İlk önce loop gainleri bir bulalım. Şöyle farklı bir renge mora geçeyim. Şimdi kaç tane loop gainim var? Söyleyin bakalım. Şu bir, ben söyleyeyim bir tanesini. Şu bir. Ee, i̇kinci ne? Şu, bir tane şöyle var. Üçüncü ne? Mesela şu. Şöyle bir loop gain var. Neden böyle bir loop gain var? Çünkü bakın şu noktadan başladım. Şöyle gittim bu noktaya geri geldim. Veya bu noktadan başladım. Şöyle gittim bu noktaya geri geldim. 11 loop gain oluyor. Yani illa yön sağa bakmak zorunda değil. Tamam mı? Yani yönleri karıştırmanıza gerek yok. Şöyle bir 3 tane bulduk. Tamam. Başka ne var? Farklı bir renkle yapalım mesela. Mesela şu noktadan başladım. Bakın şöyle gidiyorum. Şöyle gittim gittim gittim. Hop gittim. Gittim. Ş şöyle geldim. Böyle geldim. Böyle gittim. Bu da bir loop gain. Başka kaldı mı? Başka kalmış mı? Bakalım 1, 2, 3. 4. Başka kalmamış. Tamam. Başka yok. Yani ben göremiyorum şu an başka bir tane loop gain. Evet bunu da yaptığımıza göre şimdi formülümüzü yazabiliriz. 1 eksi her bir loop gain'in toplamı. Şu morlardan başlayalım. G2 H1 artı G4 H2 artı G7 H4 artı G2 G3 Artık artı g2 çarpı g3 çarpı g4 çarpı g5 çarpı g6 çarpı g7 çarpı g8. Bunu şöyle uzun uzun yazmayacağım. Çarpım sembolü yapacağım. Kolaya kaçacağım. i eşittir diyeceğim. 2'den başlıyor. Yani g2'den başladım. Şu sarıyla altın sarısıyla çizdiğim yolu söylüyorum aslında. 2'den başlayıp 8'e kadar gidiyorum. G, i dedim. Tamam bu aslında onların çarpımına karşılık geliyor. Tamam. Okey. Başka ne var? Ha, şimdi artı diyeceğim. Birbirine dokunmayan ikili loop gainlerin çarpımı. Şimdi birbirine dokunmayanlar. Bakın şu morla şu mor birbirine dokunmuyor. O zaman onları yazabilirim. G2 çarpı H1 çarpı G4 çarpı H2. Bakın aslında gayet basit. Artı dedim. Başka hangisi bir hangisine dokunmuyor? Şu G2 H1 ile G7 H4 de birbirine dokunmuyor. G2 çarpı H1 çarpı G7 çarpı H4. Bu da birbirine dokunmuyor. Artı şu G4 H2 ile G7 H4 yine birbirine dokunmuyor. Şu morla işte şu mor. G4 çarpı H2 çarpı G7 çarpı H4. Tamam gayet basit. Başka birbirine dokunmayan bir tane daha loopumuz vardı. O da şu sarı looptu. Dikkat ederseniz o hepsinde o hep birbirine dokunuyor. Yani üçüne de dokunuyor. O yüzden onu hiç yazamayacağım. Şimdi bir de üçlü birbirine dokunmayanlar var. Dikkat edecek olursanız şu morların hiçbiri birbirine dokunmuyor aslında. O zaman onları üçlü olarak da çarpmam gerekecek. Eksi diyorum. O üçünü de yazıyorum. O üç çarpımı da yazıyorum. Yani G2 çarpı H1 çarpı G4 çarpı H2 çarpı G7 çarpı h dört. Yani şu üç tane mor ağza benziyor. İnsan yüzüne benzedi böyle. Şu üç tane parçayı da çarpmam gerekti. Artı deyip dörtlü varsa. Dörtlü yok ama. Dört yani tane birbirine dokunmayan loop yok. Çünkü dört tane toplamda loopumuz var. Şu üçü birbirinden izole. Şu altın sarısı olan hepsine değiyor. O yüzden daha fazla uzatmama gerek kalmadı. Benim dediğim terimler şimdi hangisine karşılık geldi? Delta dediğim şey bir eksi şu terim artı şu terim eksi şu terim delta dediğim şey bu. P dediğim şey şu kırmızıyla çizdiğim yol. Şimdi delta 1 dediğim şey ne o zaman? Ben da şöyle mavi yeşille çizelim bunu da. Delta 1 olmak zorunda. Çünkü P 1'e kadar gidiyorsa yani bir tane ileri yol varsa delta 1'i bulmam gerek. Delta 1 dediğim şey ise gençler aslında ne? Aslında şu terimden, şu delta dediğim terimden, şu delta dediğim terimdeki hangi loopları çıkartmam gerekiyor? Şu kırmızıya değen bütün loopları çıkartmam lazım. Hangi looplar değiyor şimdi şu delta teriminin içinde şu kırmızıya değen? G2 değiyor. Şu terimler değiyor. Şunlar patates oldu. G4H2 değiyor. Bu terim de patates oldu. Şu terim değmiyor. Terim değmiyor. O yüzden şunu tutacağım. Bu terim de değildi. Bu da patates oldu. Şöyle çarpı koyayım patateslere. Sonra bunlar zaten G2 olanı her şey değecek. Bu terimler değecek. Bu terim de değecek. Elimde sadece ne kaldı? 1 eksi şu terim kaldı değil mi? O zaman delta 1 dediğim şey benim. 1 eksi sadece şuradaki terim değmiyor. Şu bizim kırmızıyla çizdiğimiz yola. 1 eksi G7 çarpı H4. Tamam o zaman formül ne? Formül de aslında şuna karşılık geliyor o zaman. Benim transfer fonksiyonum TF diyeceğim kısaca. Transfer fonksiyonum neye eşit? P1 çarpı o da G1 G2 G3 G4 G5 yani şu terim G1 miydi? Evet. G1 G2 G3 G4 G5 G1 G2 G3 G4 G5 hepsi 6'ya benzerdi G'ler ama sorun değil anladınız çarpı 1 eksi g7 çarpı h4 bölü ney Şu terim. Delta terimi yani. Onu uzun uzun yazmayacağım bunu. Bölü delta. Tamam mı gençler? 10 dakikada sorumuzu çözdük. Bu şekilde diğer bu yöntemi kullanarak diğer soruları da çözebilirsiniz. İyi anlattığımı düşünüyorum. Anlamadığınız bir şey varsa yorum olarak aşağıda yazabilirsiniz ya da sorabilirsiniz. Amacınız ilk önce P'yi bulun. Yani P'leri bulun. Kaç tane ileri yol var girişten çıkışa doğru. Ondan sonra yani direkt delta'yı bulun. Bütün loop'ları bulun. Yani o loop'ları bulurken de ilk önce formül her bir loop'u tek tek toplamak. Ondan sonra bunu çıkartıyorsunuz birden. Sonra artı deyip her bir birbirine dokunmayan ikili loopları çarpıyorsunuz. Yani şunla şunu çarptım, bununla bunu çarptım. Sonra şunla şunu çarptım. Şu sarı olan hepsine dokunduğu için onu hiç kullanamadım. Ve onu sadece şu en başta kullanıyorum. Çünkü her bir loop'u hesaplarken kullanıyorduk. Ondan sonra birbirine dokunmayan üçlü loop varsa da ki bu örnekte var. Şu morla çizdiklerim birbirine dokunmuyor. Onları da çarpıp çıkarttım. Evet çıkartıyorum. ya yani art, eksi artı eksi olarak gidiyor formül. Sonra e, bunu da bulduktan sonra en son delta i'yi buluyorsunuz. Delta i'yi bulurken de yapmanız gereken şey sizin bulduğunuz i'inci yola karşılık şu delta teriminde hangi terimler bu yola değiyorsa şu delta teriminden onları çıkartıyorsunuz. Sadece değmeyen şu yeşille etrafını çizdiğim loop gain Değmiyor şu bizim kırmızı olan yolumuza. Şu esas kırmızı gittiğimiz yola. O zaman bir eksi sadece şu terim kalıyor. Geri kalan her şey aynı. Geri kalan her şey aynı dedim. Geri kalan bir şey yok zaten. Bunu da yaptıktan sonra soruyu çözmüş oluyorsunuz. Yani bu şekilde bırakabilirsiniz eğer böyle bir soruyla karşılaşırsanız. Tamam mı gençler? Şimdilik görüşmek üzere.